Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız ama her zamanki gibi önce bazı başlıklar. Suriye'de sorunlu bölgelerden biri olan İdlib'de bir haftadır hava bombardımanları oluyor, sivil ölümleri artıyor. Neden? İdlib'de neler oluyor? Az sonra aktaracağız. Tayland Başbakanı gazetecilere sorularını sormaları için kendisinin yerine kartondan yapılmış modelini bıraktı onların önüne. Bu tuhaf davranış tabii bu başbakanın ilk vukuatı değil. Ayrıntıları anlatacağız ve dünyanın ilk vatandaşlık alan robotu Sofia artık bir bedene sahip. Peki nasıl görünüyor? İlk görüntülerini birazdan paylaşacağız. Dünyanın haberi başlıyor. Son günlerde Suriye'de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Astana süreci uyarınca kontrol noktaları oluşturduğu İdlib'le ilgili olarak durum karışık yorumlarına yol açan haberler geliyor. Suriye'deki genel durağanlığı bozan durumlar, bu ateşkesi daha doğrusu bozan durumlar bunlar. Rejim güçleri ve Rusların üst üste saldırıları da var. Ankara'da durumu çok yakından takip ediyor. Son durumu harita üzerinden görmeye çalışacağız. Öncelikle Esad'ın kuzey hariç Suriye'nin önemli bir bölümünde kontrolü ele geçirdiği görülüyor. Bir küçük alan kaldı, o da İdlib, Hatay'ın doğusundaki İdlib. Saldırılar İdlib'in doğusundaki bir bölgede bu noktada yoğunlaşıyor. Burası Rus hava destekli Suriye kara birliklerinin yoğun saldırılarıyla son bir haftadır vuruldu ve burada 14 köy ele geçirildi. Gördüğünüz gibi Halep yukarıda ve aşağıda Şam başkent. Ana hedef muhaliflerin elinde bulunan Ebu Ed-Duhur hava üssü, bu noktadaki hava üssü, burayı ele geçirmek. Ama daha da önemli bir amaç var burada. M5 karayolu, yani Halep ile Şam'ı birbirine bağlayan, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye kontrolünü sağlayıp bir anlamda iki kent arasında ilişkiyi kuran M5 karayolu. Bu bağlantıyı kontrol etmeye çalışıyor Suriye güçleri. Malum Halep, Suriye'nin her ne kadar şimdilerde yerle bir de olsa kökleri yüzyıllara uzanan ticaret ve sanayi merkezi, hatırlamak gerekiyor. Ve hala işlerliğini kazanabilecek bir altyapı ve yetişmiş insan gücünü barındırıyor Halep. Gözlemcilere göre sonraki hedefse kuzeyden gelip Akdeniz'deki Lazkiye kentine uzanan M4 karayolu olabilir. İşte bu arada tabii bu karayollarının ve havalimanının ele geçirilmesinden sonra İdlib içeride bir küçük cep gibi kalacak. Tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye Demokratik Güçlerine karşı ilerleme sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ele geçirdiği alan gibi belki bir alan kalacak. Bu arada tabii İdlib'in kuzeyinde de hareketlik var bu noktalarda, hemen belirtelim. Bu ikonları görüyorsunuz, askerleri ve tankları. Buradaki çatışmasızlık bölgesinde görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına dün gece bir roket atarlı saldırı oldu. Hasar yok. Ayrıca kontrol noktaları için çalışan bir konvoyun güzergahında da el yapımı patlayıcı bulundu. İdlib görüldüğü gibi silahlı muhaliflerin ve bunlarla birlikte muhalif sivillerin sıkıştığı ve yığıldığı bir yer. 1,5 milyon, en az 1,5 milyon insandan söz ediliyor. Buradaki bir kaos Türkiye'ye göç olarak yansıyabilir. İşte bu konuda Türkiye'nin çok ciddi endişeleri var. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, rejim güçlerinin İdlib kırsalında bazı köyleri ele geçirmesini değerlendirdi ve Çavuşoğlu dedi ki bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Rejim güçlerinin El Nusra ile mücadele bahanesiyle ılımlı muhalifleri vurduğunu söyledi Çavuşoğlu ve bu tutumun siyasi çözüm sürecini akamete uğratacağını belirtti Çavuşoğlu. Rejimin Soçi'de bir araya geleceği kesimlere bunu yapmaması gerekir ifadesini kullandı. Şimdi bir başka konu başlığına geçeceğiz. Tayland'a gideceğiz. Tayland Başbakanı, gördüğünüz bu adam Tayland Başbakanı. Acaba çıldırdı mı sorusu geliyor akla. Gerçekten bu soruyu sorduran bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. Kendisinden açıklama bekleyen gazetecilerin karşısına tam boy maketini koydu Tayland Başbakanı ve sorularınızı bu adama sorabilirsiniz diyerek ortamı terk etti. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha kendisinden demeç almak isteyen gazetecilere bir sürpriz yapıyor. Mikrofonun önüne kendisinin tam boy maketini yerleştiriyor ve
Eğer siyaset ya da çatışmalarla ilgili bir soru soracaksınız, bu adama sorun diyor. Ardından gazetecilerin şaşkın bakışları arasında gülerek ortamı terk ediyor. Bu 2014'te kansız bir darbeyle yönetime geçen Prayut'un gazetecilere ilk sürprizi değil. Daha önce bir basın konferansı sırasında ses kaydı yapan birinin dakikalarca kulağını okşamıştı. Bir kameramana muz kabuğu fırlatmıştı ve kendisi aleyhine haber yapan gazetecileri de idam cezasına çarptırmakla tehdit etmişti. Dünyanın vatandaşlık alan ilk robotu Sofya'nın artık bir bedeni de var. Amerikalı araştırmacılar Sofya'nın son halini, son görüntüsünü izleyenlerin karşısına çıkardılar. Hong Konglu araştırmacıların geliştirdiği insansı robot Sofya'nın artık bir bedeni de var. Sofya ayakkabıları ve eteğiyle kameraların karşısına geçerek ilk adımlarını attı. Daha önce yalnızca kafadan ibaret olan Sofya'nın artık bir bedene sahip olması, geliştirici ekip için aşılması gereken yeni zorluklar anlamına geliyor. Sofya'nın gelecekte insanlara tıbbi uygulamalarda ve terapilerde yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Bir bedene sahip olduğu için de ileride fabrikalarda çalışarak bizlere yardımcı olabilir. Sofya'yı üreten Hanson Robotics firması Las Vegas Üniversitesi'ndeki uzmanlar ve bilim insanlarıyla Sofya'yı geliştirmek için birlikte çalışmaya başladı. Robotun gözlerindeki kameralar ve göğsündeki 3 boyutlu alıcılar görmesine yardımcı oluyor. Beynindeki işlemci ise ses ve yüz tanımayla birlikte hareket kontrollerini sağlıyor. 2016 yılında tanıtılan Sofya'ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmiş, böylelikle robot dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu unvanını almıştı. Madem teknoloji haberlerine girdik, o halde gelin şimdi dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarına gidelim. Amerika'nın Las Vegas kentinde devam eden fuarda son teknoloji ürünleri ilk defa kamuoyunun dikkatine sunuldu. Her ürün çok başarılı diyemeyeceğiz ve bir fiyasko haberiyle başlayacağız. Güney Koreli teknoloji devinin yapay zekalı ev asistanı Chloe'nin tanıtımı başarısızlıkla sonuçlandı. Chloe peş peşe sorulan 3 soruya da yalnızca göz kırparak yanıt verdi ve salonda gülüşmelere neden oldu. Tanıtım için uzmanlar felaket ifadesini kullandı. Korkunç lansman sosyal medyada da epey alay konusu oldu. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla otomobiller de tüketici elektroniği fuarında giderek daha fazla boy göstermeye başladı. Güney Koreli markanın fuarda tanıttığı son konsept otomobili ise yarım saatlik şarjla 180 kilometre gidebilecek. Tasarımıyla ilgi çeken Niro adlı aracın güvenlik testlerinden tam puan aldığı belirtiliyor. Güney Koreli bir başka üreticinin yakıt hücreli yeni aracı da fuarda görücüye çıktı. Hidrojeni yakarak enerjiye dönüştüren bu araçlar elektrik motorları ile ilerliyor. 5 dakikada yakıt hücreleri değiştirilebilen araç, otomatik fren ve yol takibi gibi yardımcı özelliklerle donatılmış. Sürücünün aynalar yerine kameralarla çevresini gördüğü aracın önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Televizyonlar giderek büyüyüp netleşirken sanal gerçeklik teknolojisi de unutulmadı. Tayvanlı önde gelen sanal gerçeklik gözlüğü üreticisi görüntü niteliğini büyük ölçüde artırdıkları yeni modellerini tanıttı. Firma mevcut modellerden %78 daha net görüntü sağlayan ekranlarıyla sanal gerçeklik gözlüklerinde yeni bir çağ başlatacaklarını söylüyor. Uzmanlarsa şimdilik çoğunlukla eğlence için kullanılan sanal gerçekliğin gelecekte alışverişten iletişime yaşamın her alanının günlük bir parçası olacağını söylüyorlar.
Yapay zeka valizlerin de içine girdi. Sahibini hem yüzünden hem de yürüyüşünden tanıyan bu valiz fuarda en çok ilgi çekenler arasına girdi. Yavaş ilerlediği için eleştiri alsa da gelecekte havalimanlarında sıklıkla rastlayacağımız manzaralar arasına girecek gibi görünüyor. Ancak teknoloji daha şimdiden bazı yasaklarla karşılaşmış durumda. Amerika'daki bazı havayolu şirketleri güvenlik gerekçesiyle 15 Ocak'tan itibaren akıllı valizlerin uçağa alınması için çıkarılabilir bir bataryası bulunması gerektiği kararını almış durumda. Profesyonel bir şarkıcı olmak artık o kadar da zor değil. Amerikalı bir geliştirici şarkı kutusu adı verilen yeni bir ürün geliştirdi. Yapay zeka kullanan sistem söyleyen kişinin sesi ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar detone olursa olsun mükemmel bir performans vermesini sağlıyor. Saniyede milyonlarca işlem yaparak sesi doğru noktaya ayarlayan sistem profesyonel şarkıcıların stüdyoda kullandıkları yöntemleri kullanıyor. Üreticileri artık herkes dünya yıldızı gibi şarkı söyleyebilecek diyor. Sırada bir teknoloji haberi daha var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde fiziksel engelli olanlar için yeni bir bankamatik dizayn edildi. Bu bankamatikte görme engelliler için özel klavye de var, kulaklıkta. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir banka fiziksel engelli olanlar için ATM tasarladı. Şarika kentindeki yeni ATM teknolojisinde görme engelliler için ses desteği veriliyor. Aynı zamanda bankamatik klavyesinde özel alfabe de kullanılıyor. Banka bilgilerin güvenliğini sağlamayı da unutmamış. Bunun için de ATM'de kulaklıklar bulunuyor. Kullanıcılarsa yeni uygulamadan memnun. Bu güzel bir duygu. Başka birisinin yardımı olmadan yapabiliyorum. Bu da özgür hissettiriyor. Kimse bana hangi butona basmam gerektiğini söylemiyor. ATM'ler tekerlekli sandalye kullananlar için de yeniden tasarlandı. Müşteriler tekerlekli sandalyesinden rahatlıkla işlemlerini yapabiliyor. Banka yetkilileri amaçlarının fiziksel engellilerin topluma katılımını sağlamak olduğunu söylüyor. Kullanımı güvenli ve kolay. Görme engelliler rehber ve güvenliği yükselten kulaklık desteğiyle temiz ve parlak ekranlar bulacaklar. Bu makineleri herkes kullanabilecek. Aynı banka 2012 yılında da görme engelliler için iki bankamatiği hizmete sokmuştu. Tayvan, Avustralya, Singapur, Portekiz, Çin ve Tanzanya, bu ülkeleri kapsayan kısa bir dünya turuna çıkıyoruz şimdi. Korku, bilim kurgu janrında çığır açan Alien, yaratık filmini hatırlatan bir görüntüyle başlıyoruz. Tayvan yakınlarında Pasifik Okyanusu'nda 1986'da keşfedilen bu canlı türü bir köpek balığı. Ama benzerlerine göre olağan dışı bir özelliği var. Aynı Alien filmindeki gibi kurgu yaratık gibi çenelerini ağızlarının dışına itebilen bir kas yapısına sahip bu köpek balıkları. Engerek köpek balığı adı verilen tür ağızlarıyla büyük balıkları kavrayabilmek için bu yeteneklerini geliştirmiş. Ender rastlanan bu türün son yıllarda sayıca arttığı ve 300 ila 400 metre derinlikten artık 150 metre derinlikte yaşamaya başladığı tespit edilmiş. İğne benzeri dişleri ve parlak mavi gözleriyle dikkat çeken köpek balıkları için Tayvanlı deniz bilimciler insanlara saldırdığı yönünde henüz bir bilgi yok diyorlar. Avustralya'daki tenis turnuvasında görünmez kaza. Çift erkeklerde mücadele eden tenisçilerden biri rakibinin raketi yüzüne çarpınca kendisini yere atıyor. Neyse ki bir yaralanma yok. Yüzüne raket darbesi alan Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, rakibinin yardımı ve seyircilerin moral alkışlarıyla yeniden ayakta. Singapur'da çatısında havuz bulunan otelde sızma yaşanınca ortaya işte bu görüntü çıkmış. Asansör kabinli sular basınca müşteriler de şikayetten hemen önce ellerindeki cep telefonlarıyla durumu görüntülemişler. Bu haberse Portekiz'den geçtiğimiz yıl tarihinde ilk defa Eurovision şarkı yarışmasını kazanan Portekiz, bu yıl final yarışmasını düzenleyecek olan ülke. Sunucularsa belli oldu, 4 kadın sunucu. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'da düzenlenen yarışmayı 3 erkek sunucu üstlenince bu durum sosyal medyada hayli yoğun eleştirilere yol açmıştı. Eurovision uzmanlarına göre Portekiz bu defa pozitif ayrımcılık yapmış. Sunuculardan biri ise CSI Los Angeles dizisinin yıldızı Daniela Rua. Çin'deyiz. Kuzeydeki Harbin kentinde buz festivali devam ediyor. Kent sakinleri yeni yılın şerefine 2018 adet kardan adam inşa etmişler.
Bu bir rekor. Harbinliler bir başka rekoru da yaptıkları dünyanın en büyük kardan adamıyla elde etmişler. 20 metre yüksekliğe ulaşan kardan adam en azından havalar ısınıncaya kadar kentin sembolü olmuş. Ve Afrika kıtasıyla dünya turumuzu tamamlıyoruz. Tanzanya'da safariye çıkmış turistler bir köpeğin aslanlara kafa tutuşunu böyle görüntülemişler. Bölgede yaşayan Masai kabilesine ait bu cesur köpek aslında bir tür tazı. Adeta bir çoban köpeği gibi aslanlarla ilişki kuran, havlayıp onları oyuna çağıran ve bazen de kafa tutan tazının görüntüsü sosyal medyada ilgiyle karşılanmış. Dünya turuyla veda ediyoruz. Hoşçakalın.